Merhaba arkadaşlar. Bugün Evrensel Yayınları'nın deneme 5 testini çözüyoruz. Hazırsak başlayalım. Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki gelişmiş şehirlerinden biriydi. İşlek bir limana sahip olmasının yanı sıra Avrupa ile olan demiryolu bağlantısı şehirde ticari ve ekonomik hayatı canlandırmıştır. Şimdi buraya kadar okuduğum cümlede Selanik ekonomik açıdan gelişmiş bir şehir yorumunu yapabilirim arkadaşlar. Yani zengin bir liman şehri yorumunu yapabilirim. Devam ediyorum. Selanik Osmanlı'nın batıya açılan kapısı konumundaydı. Türklerle birlikte Rum, Sırp, Yunan, Bulgar ve Yahudiler gibi farklı etnik ve dini kökenden gelen toplulukların birlikte yaşadığı bir şehirdir. Bu cümleden de birçok farklı kültürü barındıran çok uluslu bir şehirdir yorumunu da çıkartabiliyorum arkadaşlar. Çok uluslu bir şehir olduğundan dolayı birçok kültürü içinde barındıran kültür açısından kültür çeşitliliğinin olduğu bir şehirdir yorumunu da yapabilirim. Bu da kozmopolit yorumunu çıkartır bana. Kozmopolit. Şimdi soruya bir bakalım. Metinde verilen bilgilerden yola çıkılarak Selanik şehriyle ilgili hangisine ulaşılabilir? Bir çok uluslu bir yapıya sahip mi? Evet. O yüzden birinci öncülümü alıyorum. İki, ekonomik açıdan gelişmeye açık bir şehirdir. Evet, buna da değindik. İkinci öncülümüzü de alıyoruz. 3. Osmanlı Devleti'nin kültürel alanda en çok gelişen şehirdir. Şimdi arkadaşlar, evet, kültürel alanda gelişmiş bir şehirdir yorumunu yapabilirim. Fakat Osmanlı Devleti'nin en çok kültür alanında en çok gelişen şehridir yorumunu, yani böyle bir kesin cümle çıkartamam. Sadece Osmanlı Devleti'nin kültürel alanda gelişen şehridir yorumunu yapabilirim. Fakat en çok gelişen şehri yorumunu yapamam. O yüzden üçüncü öncülümü her türlü eliyorum. Cevabım 1 ile 2 olacak. B şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum. ABD Başkanı Wilson, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İtilaf Devletleri tarafından kabul edilen bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildirinin bir maddesinde her ulusun kendi geleceğini belirleme hakkı vardır ifadesi yer almıştır. Şimdi her ulusun kendi geleceğini belirleme hakkı demek. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti biliyorsunuz çok uluslu bir devlet. Yani içerisinde birden fazla kültürü barındıran, uluslu barındıran bir devlet. O yüzden her ulus kendi geleceğini belirleme hakkı vardır cümlesinde bu uluslar kendi kaderini belirleyebilir. Yani Osmanlı'dan ayrılıp kendi devletlerini kurabilir yorumunu yaptırıyor bize bu cümle. Şimdi soruya bir bakalım bu doğrultuda. Bildiride yer alan bu maddenin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? Anadolu'nun haklı gerekçelerle işgali. Böyle bir yorum yapamam arkadaşlar. O yüzden eledim. İki, yeni devletlerin ortaya çıkması. Şimdi her ulus kendi geleceğini belirliyorsa, hali örnek veriyorum. Ermeniler Osmanlı'dan ayrılıp kendi devletlerini kurmak isteyecektir. Bu da yeni devletlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Böyle bir yorum yapabiliriz o yüzden. İkinci öncülümü alıyorum. Üç, çok uluslu imparatorlukların parçalanması. Osmanlı Devleti'nden ayrılan bu ulus devletleri haliyle Osmanlı Devleti'nin bir süre sonra yıkılmasına zemin hazırlayacaktır. O yüzden ikinci öncülümüzü de alıyoruz. Cevabım 2 ve 3 C şıkkı olacak arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nde geleceğin ünlü hatip ve şairi Ömer Naci ile tanıştı ve arkadaş oldu. Ömer Naci Mustafa Kemal'e Tevfik Fikret'in ve Namık Kemal'in eserlerini tanıtmış ve sevdirmiştir. Yakın arkadaşı Ali Fethi'nin Fransızca hakimiyeti oldukça ileri bir seviyedeydi. Onun aracılığıyla Rousseau, Voltaire ve Montesquieu gibi aydınlanma çağı Fransız düşünürlerin eserleriyle tanıştı. Metindeki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal eğitim hayatında yakın arkadaşlarından etkilenmiş mi? Evet, Ömer Naci gibi arkadaşından etkilenmiş. O yüzden böyle bir yorum yapabilirim, eledim.
C. Fikir hayatının oluşmasında yerli ve yabancı düşünürlerin katkısı olmuş mu? İşte Tevfik Fikret ve Namık Kemal'den etkilenmiş. Aynı zamanda Rousseau, Voltaire ve Montesquieu gibi yabancı düşünürlerden de etkilenmiş. O yüzden böyle bir yorum da çıkartabilirim, eledim. D. Yabancı dil eğitimine önem vermiştir. Fransızca'ya değiniyor. O yüzden buna da yani yabancı düşünürleri okumasından yabancı dile eğitime önem verildiği yorumunu da çıkartabilirim arkadaşlar. O yüzden eledim. B'ye bakıyorum. Mustafa Kemal'de milli bilincin oluşmasında öğrenim gördüğü okulların etkisi olmuştur. Okullar değil arkadaşlar. Yani milli bilincin oluşmasında okullar etkili değil. İşte bu düşünürler etkili olmuştur. Yani paragrafta ben bu yorumu yapabilirim. Okulun etkisi değil, düşünürlerin etkisinden söz edebilirim. O yüzden cevabım B. B şıkkını çıkartamam arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyorum. 1905'te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam'daki 5. Ordu emrine atandı. Şam'dayken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. 1907 yılına kadar Şam'da kalan Mustafa Kemal buradan merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu Karargahı'nın Selanik Şubesi'ne atandı. Mustafa Kemal Selanik'e giderek Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini açtı. Bu cemiyet daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bünyesine katıldı. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden bir süre sonra ayrıldı. Metindeki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Şimdi Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir? Altını çizdim arkadaşlar. Şam 5. Ordu emrine atandı cümlesiyle ilk görev yerini bana veriyor. O yüzden bunu eledim. C. Mustafa Kemal'in en son öğrenim gördüğü okul hangisidir? İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra stajyerlik yerine atandığı için en sonki okulu İstanbul Harp Akademisi yorumunu da yapabilirim arkadaşlar. Bunun cevabını da çıkartabilirim. O yüzden C'yi de eledim. D. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurucusu kimdir? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu cümlesiyle Mustafa Kemal'i çıkartabiliriz. Bunun da cevabını bulabiliriz. A'ya bakıyorum. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Mustafa Kemal açısından önemi nedir cümlesinin cevabına paragrafa bakarak çıkartamam. Yani bunun cevabı yukarıdaki paragrafta yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Diğer soruyla devam ediyorum. Tekalifi milli emirleri var. Şimdi ne demektir tekalifi milli emirleri? Hemen tekrarlayalım arkadaşlar. Tekalifi milli emirleri ordunun ihtiyacını halktan karşılamak demek. Halk da bu noktada ordunun ihtiyacını karşılayarak görev yapmıştır ve haliyle ordu millet bütünleşmesi gerçekleşmiştir tekalifi milli emirleri sayesinde. Şimdi bu emirler adı altında maddelerimize bir bakalım. Her ilçede tekalifi milli komisyonu kurulacak. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayarak komisyona teslim etmesi gerekecek. Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay ve mum stoklarına %40'ın bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacak. Halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş, kösele, meşin, tel, çivi, kundura ipliği, nal, mıh, yem torbası, yular, semer ve urgan stoklarının %40'ının bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacak. Taşıtı olanlar ayda bir kez 100 kilometrelik mesafeye bedelsiz olarak askeri nakliye yapacak. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane 3 gün içinde komisyona verilecek. Buna göre tekalifi milli emirliği ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Bir ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmış mı? Evet. O yüzden birinci öncülüğümüzü alıyoruz. İkiye bakalım. Halk fedakarlık göstermiş mi tekalifi milliye sayesinde? Kesinlikle göstermiştir. Elindeki imkanlarını askeriyle paylaşmıştır. O yüzden ikinci öncülüğümüzü de aldık. Üç, ordu millet bütünleşmesi görülmüş mü? Evet, bu emir sayesinde Kurtuluş Savaşı ordu millet bütünleşerek topyekün bir savaştır diyebiliriz. O yüzden bu yorumu da yapabiliriz. Cevabımız D şıkkı hepsi olacak arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyorum. 6. ve 7. soruları metne göre cevaplıyoruz. Metni bir okuyalım bakalım. İtilaf Devletleri donanmaları 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi. O gün düşman gemilerini gören Mustafa Kemal Paşa geldikleri gibi giderler diyerek, yani geldikleri gibi giderler cümlesi kararlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar burada.
geldikleri gibi giderler diyerek bir mücadeleye gireceğini işaretini verdi. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın doğuracağı felaketi seziyor ve bu anlaşmanın en çok ülkeyi yabancı işgaline açık bırakan hükümlerine tepki gösteriyordu. Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartıcı bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri ve Türk topraklarını yabancı işgaline açık hale getirmiştir. Metindeki anlatımdan hareketle Mustafa Kemal Paşa ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bir Mondros Ateşkes Anlaşması'nın sadece 7. maddesine tepki göstermiştir. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki paragrafta Mustafa Kemal Paşa aslında Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bütün maddelerine tepki gösteriyor. En çok da işgale zemin hazırlayan maddelere tepki gösteriyor. Yani burada en çok 7. maddesine tepki göstermiştir deseydi evet bunu alabilirdim. Fakat sadece 7. maddesine tepki göstermiştir dediği için, sadece bu madde değil, bütün maddelerine tepki gösterdiği için birinci öncül yanlış olacak. O yüzden eledim. 2. Milli mücadeleye olan inancı tamdır. Geldikleri gibi giderler sözünde milli mücadeleye olan inancının tam olduğunu çıkartabiliriz arkadaşlar. O yüzden ikinci öncülümüze ulaşabiliriz. 3. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki olumsuzlukları öngörmüştür. Evet, Mondros Ateşkes Anlaşması'na bu yüzden tepki göstermiştir Mustafa Kemal. 3. öncülümüze de bu noktada ulaşabiliriz. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı oluyor arkadaşlar. 7. soruya da bir bakalım. Mustafa Kemal'in metinde geçen geldikleri gibi giderler sözünden aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılamaz? Şimdi geldikleri gibi giderler sözüyle birlikte bu kararlı olduğunu bir kere bize gösteriyor. Kararlı ve azimli olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Geldikleri gibi giderler sözüne kararlı ve cesaretliliğini de çıkartabilirim. Haliyle geldikleri gibi giderler sözünde işgallere karşı geleceğini göstermiştir bu cümle. İşgallere karşı gelecekse düşmana karşı gelmiş demektir. Bu noktada düşmana ne için karşı geliyor? Vatanını sevdiği için karşı geliyor. O yüzden buradan yola çıkarak vatanseverlik yorumunu da yapabiliriz. Fakat teşkilatçılık yorumunu yapamam bu cümleye bakarak. Teşkilatçılık daha çok örgütleme ile alakalı olan bir şeydi. Örnek veriyorum, işte Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu, bir fırka kurdu tarzında bir cümle varsa burada teşkilatçılık yapısı öne çıkar Mustafa Kemal'in. Fakat bu cümleye bakarak örgütleyici olduğunu ben söyleyemem. O yüzden cevabım B şıkkı olacak arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarını vermiş bize. Hemen bakalım diyagrama. İlk olarak 1683 2. Viyana kuşatmasından beri Avrupalılar karşısında geri çekiliş süreci sona erdi. Yani sürekli yenilgi sona eriyor. Artık bize önümüze bir başarı gelecek arkadaşlar. Hatta Mustafa Kemal'in bir sözü vardı Sakarya Savaşı'nın 2. İnönü Savaşı sonrasında. Halkın makus talihi, yani kötü giden talihini yenmiş olduğunu sözüyle. Yani bir süre sonra yenilgi artık sona eriyor. Yenilginin ardından artık taarruz başlıyor. Yani Türk milleti taarruz gücüne ulaşıyor ve Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandırıyordu. Şimdi hemen bakalım. Daha sonra Yunan ordusu ağır kayıplar vererek taarruz gücünü kaybetmiş. Taarruz gücü artık Türk milletine geçmiştir arkadaşlar. Halkın orduya olan güveni ve savaşın kazanacağı olan inancı arttı. Kütahya-Eskişehir savaşlarının olumsuz etkileri ortadan kalktı. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ve mareşallik rütbesi verildi. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığı arttı. İtilaf devletleri TBMM'ye barış önerisinde bulundu. Ancak sevk tekrar gündeme getirildiği için bu öneri kabul edilmedi. İtalyanlar Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden tamamen çekildi. İngilizler ile esir değişimi anlaşması yapıldı. Kafkas Cumhuriyetleri, yani Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan TBMM arasında Kars Anlaşması imzalandı. Fransa ile TBMM arasında 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalandı. Şimdi diyagramda verilen bilgilerden yola çıkılarak yorumlardan kaç tanesine ulaşılabilir? Şimdi hemen bakalım. Askeri zafer siyasi gelişmelere yol açmış mı? Evet, Sakarya Savaşı'nda biz yenmiştik düşmanları. Bu doğrultuda arkadaşlar İtilaf Devletleri bizlerle anlaşma yoluna gitmiştir. Haliyle askeri zafer siyasi gelişmelere yol açmıştır yorumunu yapabiliriz.
1. 2. İtilaf devletlerinin Anadolu'dan toprak elde etme umutları azalmıştır. Artık geri çekilmeye başlıyorlar ve taarruz güçleri azalıyor çünkü. O yüzden bu yorumu da yapabilirim. İkinci yorumu da yapabiliriz. 3. Batı cephesindeki savaş durumu sona ermiştir. Yorumunu yapamam. Batı cephesindeki savaş neyle birlikte sona erecektir? Çünkü büyük taarruzla birlikte sona erecektir. O yüzden bunu eledim. TBMM Misak-ı Milli'den hiçbir şekilde taviz vermemiştir yorumu yapamam arkadaşlar. Böyle bir yoruma ulaşamam. Çünkü Moskova Anlaşması ile birlikte Batum'u biz Gürcistan'a vereceğiz. Ve Misak-ı Milli'den bir taviz vermiş olacağız. O yüzden böyle bir yorum zaten yapsak da yanlış bir yorum olacak. O yüzden bunu her türlü ulaşamayız. Bunu da eledim. Türk ordusunun Sakarya Savaşı'ndaki başarısı büyük taarruza da yansımıştır. Şimdi diyagramdan yola çıkarak büyük taarruzla alakalı bir yorum da yapamam arkadaşlar aslında. Yani büyük taarruzla alakalı bir madde verseydi evet böyle bir yorum yapabilirdim. Ama bu diyagramdan yola çıkarak böyle bir yorum yapamayacağım için bunu da eledim. Fakat bilgi olarak doğru. Diyagramdan yola çıkarak böyle bilgiye ulaşamayacağım için bunu eledim. Sakarya Zaferi Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü artık geri çekiliş sona eriyor. Türk milleti taarruz gücüne ulaşıyor. O yüzden böyle bir yorum da yapabilirim. Kaç tane yorum yaptık arkadaşlar? 3 tane yorum yaptık. Bu noktada cevabım B şıkkı olacak. 9. soruyla devam ediyorum. 2. İnönü Savaşı sonrası İsmet Paşa'nın telgrafı. Saat 18.30'da Metris Tepe'den gördüğüm durum, Gündüz Bey kuzeyinden sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel olan bir düşman müfrezesi düzensiz olarak çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye yönünde karşılaşma ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını terk ediyor. Şimdi halis düşman terk ediyor. Yani düşmanın bir geri çekilişi gerçekleşiyor arkadaşlar. Haliyle düşman geri çekiliyorsa burada Türk ordusunun üstünlüğü yorumunu çıkartabilirim. Bu metne göre hangisine ulaşabiliriz? Türk ordusu 2. İnönü Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır yorumunu yapabilirim. Düşman geri çekiliyorsa bu savaşta ben yenmişimdir. O yüzden birinci öncülümüze ulaşabiliriz. 2'ye bakalım, Yunan kuvvetleri geri çekilmiştir. Zaten paragrafta da söylüyor. O yüzden 2'ye de ulaşabiliriz. 3. İkinci İnönü Savaşı milletin kaderine etki eden bir savaştır. Evet, böyle bir yorumla yapabilirim. Cevabım D şıkkı hepsi olacak arkadaşlar. Son olarak 10. soruyla devam ediyorum. Lozan Anlaşması'na göre Boğazlar maddesini vermiş. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türkiye Başkanlığındaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Fakat başkanı Türkiye olacakmış. Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak. Boğazlardan geçiş serbest ve ücretsiz olacak. Boğazların savunması Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altında olacak. Azınlık maddesiyle ilgili Anadolu'daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edecek. Yani azınlıklara eşit haklar verecek. Bizim için olumlu bir madde arkadaşlar bu. Anadolu'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler mübadele, yani karşılıklı olarak göç hareketini gerçekleştireceklermiş. Osmanlı borçlarıyla alakalı maddelerimize bakalım. Duyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılacak. Şimdi Duyun-u Umumiye Osmanlı'dan kalan genel borçlar idaresidir arkadaşlar. Yani bu borçlar idaresi kaldırılacak. Borçlar Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek. Yani Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet olduğu için sadece Osmanlı'dan kalan borçları Türkiye diyor ki Osmanlı'dan kalan borçları sadece ben ödemeyeyim. Osmanlı'ya bağlı olan uluslar da ödesin. Yani haliyle borçlarda bir paylaşma yoluna gidilmiş. Bizim için olumlu bir madde yine bu. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Ekonomik alanda bizim için yine olumlu bir madde içeriyor bu madde. Bu bilgilere göre hangisine ulaşılabilir? Türkiye ekonomik bağımsızlığına kavuşmuştur. Evet, kapitülasyonların kaldırılmasıyla birlikte kapitülasyon ne demektir? Ayrıcalık demektir. Yani bir devlete ekonomik alanda verdiğimiz bir ayrıcalıktır. Haliyle kapitülasyonların kaldırılmasıyla beraber ekonomik bağımsızlığımıza kavuşmuştur yorumunu yapabiliriz. O yüzden birinci öncülümüze ulaşabiliriz. 2'ye bakıyorum. Azınlıklar sorunu çözüme kavuşturulmuş. Evet, çözüme kavuşturulmuş, hakları Türklerle eşit olmuş. O yüzden 2
ikinci öncülümüze de ulaştık. 3. Boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Şimdi Boğazların yönetimi maalesef Türkiye'ye değil, Uluslararası Boğazlar Komisyonları tarafından. Yani başka devletlere de bırakılmış, fakat başkanlığını Türkiye üstlenmiş. O yüzden Boğazlar tamamen Türkiye'ye bırakılmıştır yorumunu maalesef yapamayız. Üçüncü öncülümüzü o yüzden eledik. 4. Osmanlı'dan kalan sorunlar Lozan'da görüşülmüştür. İşte Osmanlı'dan kalan sorunlar özellikle borçlar sorunuydu, kapitülasyon sorunuydu. Bu da Osmanlı borçları maddesinde çözüme kavuştuğu için böyle bir yoruma ulaşabilirim. Yani Osmanlı'dan kalan sorunlar Lozan'da görüşülmüştür yorumunu yapabilirim. 4'ü de ulaşabiliriz. Cevabımız 1, 2 ve 4 C şıkkı oluyor arkadaşlar.